Moi bukiye. Melis süpürgeden korkuyor. Kek moi bukiye. Melis kek gel buraya gel. Hutsu koma meşe. Aferin benim kızım. Korkuyor. Süpürge kısa. Bir şey değil o sana bir şey yapamaz. Görüyor musun? Süpürge. Gel bak. Gel. Kitap aldık bak anne kitap buldu bak. Gel. Gel bir tanem anne kitap. Anne kitap buldu. Sana kitap gösterecekti anne. Ha? Bir tanem benim. Çok mu korktun süpürgeden? Aşkım benim aşkım. Bir tanem benim aşkım. Korkma bir tanem ya. Anne burada. Anne buradayken korkma öyle şeylerden. Süpürge o. Ya. Büyüdüğünde çok kullanacaksın onu. Kıyamam sana. Oy bir tanem benim. Yıkış. Miss thank you well. Thank you well. Thank you well. Thank you well. Ha, ne oldu şimdi? Okey, dolabı açık gördük. O dolap açık. Mini yemek dev kitabı. Hani ne bileyim, yeni bir fikirler falan. Ne oluyor? Yırtma. Yırtma bebek. Bırak, aşkım bırak. Bir tanem bırakalım. Bu ta ne zamandan beri var? 2000... Nişanlıyken aldım. 2007 senesinde almıştım galiba. Ya fiyatı da yazıyor hala arkasında. 35 TL. Yemek kitabını çıkarırken İlhan'ın bana yazdığı mektupları da gördüm. Oraya arkaya sıkıştırmıştım. Bunu şimdi gösteriyorum. Belki İlhan kızar ama. İlhan bana her hafta değil tabii ki. Her birkaç ay. Ooo Melis geliyor. Aa, bunlar çok değerli. Bunlar anne için çok değerli. Bunlar annenin. Bunlar çok önemli anne için. Ya. Oyuncak değil bunlar bir tanem. Ya sen onlarla oyna. Ya sen onlarla oyna. Bunlar annenin. Ya. Okey. Ne diyordum? İlhan bana arada işte birkaç ayda mektup yazar. Aşk mektupları. Onları yazar sonra aşağıdaki posta kutumuzu atar. Sonra ben işte postayı aldığımda mektubu görürüm. Onu arada sırada yapar. İşte birkaç ayda bir yapar. Çok hoş bir şey. Çok da hoşuma gidiyor. Bunu evlendiğimizden beri yapıyor. Yani bunlar evlilikten önce değil, evlendikten sonraki mektuplar. Dediğim gibi her hafta değil, her birkaç ay işte, her 3-4 ayda falan bir mektup bulurum öyle. Geliyor yine. Kaçıyorum. anne kaçtı mı? İşte bunlar. Bazen bir sayfa oluyor, bazen 4-5 sayfa falan oluyor. Öyle bir sürü var. Bir sürü var. Yani öyle ara sırada sürprizleri yapar. Eskiden çalıştığım mesela işten eve gelirdim yorgun bir günden sonra. Sonra eve geldiğimde bütün ev falan süslenmiş olurdu. En son bunlarla süslemişti. Kendisi yapmış bunların hepsini tek tek. Kendisi yapmış. İşte kalpleri de kendisi kesmiş. Üstüne işte aşk notları falan yazmıştı. Hepsini ondan sonra da bir ipe bağlamış. Sonra evi süslemiş bunlarla. Ha, öyle şeyler hani yapar. Bunları göstermek istedim. Çünkü romantizm sadece evlendikten önce değil, sevgiliyken değil. Asıl romantizm evlendikten sonra önemli. Neden? Çünkü günlük stres oluyor. Hani ne bileyim bazen maddi sıkıntısı da oluyor. Hani günlük stres, evi yürütmek, ondan sonra işte alışveriş, fatura, iş yorgunluğu. O yüzden hani evlendikten sonraki romantizm önemli ki hani aranızdaki aşkı tutmak için, alevli tutmak için, hani aşkı söndürmemek için. Çünkü günlük hayatta bazen hani biraz daha böyle hani ne kadar birbirine aşık olsan da işlerin yorgunluğu şeyi hani
gerçek hayatta öyle oluyor. Hani filmler gibi değil. İşte bazen hani hele ki bir maddi sıkıntı olduğunda daha çok stres katıyor. Aşk böyle ta arka plana gidiyor. Böyle şeyler yaparak aşkı böyle daha şey tutabiliyorsunuz. Taze tutabiliyorsunuz aşkı, sevgiyi. O yüzden hani o yüzden gösterdim ki hele ki genç kızlar falan izliyorsa böyle şeyler çok önemlidir bir evlilikte. Birbirinize değer vermek, işte birbirinize küçük küçük şeyler, hani aşk her zaman böyle büyük hareketler değildir. Böyle küçük küçük şeylerdir. Hani mesela işe giderken montuna böyle küçük bir not ya da işte biliyorsanız ki işte eşinizin ya da işte sevgilinizin çok stresli bir günü olduğunda hani bir text, bir SMS atarsınız. Hani işte seni çok seviyorum falan dersiniz. Bu arada sakın, o biliyorum şimdiki gençler hep kısaltıyorlar. Hatta bir ara internette falan gördüm. Seni seviyorum yerine SS falan yazıp gönderiyorlar. Sakın. Yani seni seviyorum demek öyle kısaltıcı, yani kısaltmak gibi bir laf değil. Çok ciddi bir söz. O yüzden hani böyle ne bileyim, bana çok tuhaf geliyor. Öyle önemli sözler kısaltılmaz. Seni seviyorum denilir. Yani uzun uzun yazılır. O yüzden bilmiyorum, bu benim bir fikrim de. Bilmiyorum, şimdiki gençler tabii ki daha farklı düşünebilir. Benim kendi düşüncem. Neyse boşver. Benim söylemek istediğim asıl romantizm sevgiliyken değil, evlilikten sonra çok önemlidir. Kısacası bunu anlatmak istedim. Ha? Bebek. Okey, gel süpürüyoruz hadi. İşte yarım avokado verdim. Bir de bu muz ve yumurta. İçinde başka hiçbir şey yok. Bir tane muzu ezdim. İçine iki tane yumurta kırdım. Azıcık da tarçın koydum içine. Sonra da omlet gibi kızarttım. Onu yiyecek. Bu benim çayım. Ben de bir sandviç yaptım kendime. Arasına tavuk, avokadonun öbür yarısı, altına birazcık mayonez sürdüm. Birazcık da limon suyu döktüm. Avokadonun üzerine güzel oluyor çünkü. Onu da ben yiyeceğim. Afiyet olsun. Evet. Biliyor ya şimdi, hani diyorum yani şey işte kıyafetini falan ellemediği, bilerek şimdi kıyafetini elliyor. Sonra bana bakıyor, kafasını sallıyor. Biliyor çünkü yapmaması gerektiğini. Ama yapıyor, sonra da kafasını sallıyor bana. Evet, yaz gelsin, bezinle yiyeceksin. Seni böyle çırılçıplak yapacağım. Bezin içinde yemek yersin. Okey? En iyisi. Afiyet olsun. Çirkin ördük. Melis, anne. 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 Cem bir tane daha. Anne. 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 Anne? Nerede anne?
koy. Üstüne koy herkes. So. Put so. Bunu da koy. Aferin kızma. Dağıtmak daha çok hoşuna gidiyor biliyorum. Tamam. Eğer sıhır oldu Melis. Önce büyü. Dan di. Bunu koy. Şimdi anlıyor mu? Hey. Onu da koyayım. Onu da koyayım. Çıkalım. Hello. Ne? Ya. Güzel oldu mu? Ne? Oldu mu? Ay. Ne? Dışarı çıkmak istiyorum. Az markete gitmek istiyorum ama aslında bisikletiyle gitmek istiyorum. Bisikletini çok sevebiliyorsunuz. Ama hava biraz yağmur yağacak mı yağmayacak mı bilmiyorum. Melis'le dışarı çıktık. Bisikletine bindirdim yine de. Melis koy yap. Koy yap Melis. Aferin benim kızıma. Markete doğru gidiyoruz. Ay nefessiz kaldım çünkü aşağı indik Melis'le. Bisiklete bindirdim. Sonra fark ettim ki çantayı unutmuşum. Hani anahtarımı cebime koymuştum da çantayı unutmuşum. Cüzdanım falan hepsi içinde tabii ki. Tekrar bebekle yukarı çık. Dur tekrardan in. İyi spor yapmış oldum. Marketten işte birkaç bir şey alacaklarım var. Yağ falan bitti evde. Zeytinyağı. Keyif yerinde mi bebek? Değil mi Elis? Bir tane. Keyif yerinde mi? Hoy Melis aşkım bir tane hoy şey giydirdim pantolon giydirdim çünkü hava soğuk bir de öbür ceketini daha kalın ceketini giydirdim üşümesin diye bir tanem havalar soğudu yine hadi gidelim. Ha ha ha!
Biz akşam yemeğimize oturduk. Dün yaptığım noodles var. Sebzeli noodles'tı ama az önce biraz tavuk göğsü kızarttım. Onu da üstüne koydum. Şimdi tavuklu sebzeli noodles oldu. Sate soslu. Büyüdükçe yemekle artık oynamaz diyordum ama hiç fark etmiyor. 7 aylıkken de oynuyordu. 1 yaşına girdi, hala yemeğiyle oynuyor. Önce biraz yere atar. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra yemeye başlar. Yazık değil mi kızım? Alkış yapmayı öğrendi. Aferin benim kızıma. Alkış yapıyor. Alkış. Hutsu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim de. Yarın görüşürüz de. Bay bay yap. Bay bay.